Foto gündemden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Almanya Rüsselsheim'dayız. Peugeot'un, Citroën'in, Opel'in ve Fiat'ın, daha doğrusu Stellantis grubunun bütün elektrikli ticari araçlarını incelemek için geldik. Hem küçük sınıfta, hem orta sınıfta, hem de büyük sınıfta 17 metre küpe kadar farklı elektrikli kargo modelleri sunmaya başlayan marka yakın zamanda Türkiye pazarında da bu araçlarını satacak. İlk başta hani görmüş olduğunuz gibi sağ tarafında Citroën'in bir e-Berlingo'su var. Sol tarafında da Peugeot'un bir eksperti var, elektrikli eksperti var. Bu otomobillerin, daha doğrusu bu ticari araçların menzillerine varana kadar çeşitli detaylarını bu sürüşte sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Tabii görmüş olduğunuz gibi tasarımsal olarak ufak tefek araçlarda farklılar olabiliyor. Onların tasarımlarını da zaten size tek tek, yani bütün markaları böyle arka fonda göstermeye çalışacağım. Şimdi gelin hep birlikte o ticari araçları inceleyelim. Sağ tarafta görmüş olduğunuz K0 adı verilen aslında genel olarak model, aslında Türkiye'nin yakın zamanda Bursa fabrikasında Fiat'ın üreteceği modellerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Elektrikli tarafta elektrikli seçeneği olacak mı tam emin değiliz ama en azından içten yanmalı versiyonların üretileceğini biliyoruz. Sol tarafta da hemen bir Berlingo'muz var. Yine far yapısından tutun da piyano bilek kaplama, yeni büyük bir logomuz. Altta yer alan radarımıza kadar, direksiyon ısıtmasından koltuk ısıtmasına kadar bütün her şeyi, bütün detayları düşünmüşler. Her şeyi koymuşlar. Bu ticari modelde 16 inçlik jantlar kullanılmış. Böyle siyah, böyle parlak piyano bilek kaplama şeklinde. Ve arka tarafa doğru gittikçe de burada yine piyano bilek kaplamayı da burada görüyoruz. İç mekanda da bizi böyle, özellikle arka taraftan başlayayım. Bu bir yüklü ticari araç. Araç 4000 litreye kadar rahatlıkla taşıma kapasitesine sahip. Bu yüklü modelde de görmüş olduğunuz üzere bu ticari aracın hani içerideki ağırlığına rağmen menzilde hemen hemen verilen değerlerin üstünde. İç mekanda sunulan ve dış mekanda sunulan detayların da, bu biraz daha long versiyon, uzun bir versiyon. Yani aslında baktığımızda ön tarafta da otomobil, daha doğrusu bu ticari araç bize hemen hemen binek versiyonunda yine bu şekilde gelecektir diye tahmin ediyoruz. Yeni bir direksiyon yapısı görüyorsunuz. Yeni bir direksiyon tasarımına geçmişler. Burada görmüş olduğunuz üzere enerji geri kazanımı için yer alan vites kulakçıkları değil, enerji kulakçıkları. Orta tarafta yine aynı şekilde şarter şeklinde bir vites şarterimiz. 3 farklı sürüş modumuz var. Eco, normal ve sport olarak. Orta tarafta aynı zamanda bir kablosuz şarj alanımız sunuluyor. 2 tane yeni Type-C çıkışa yer verilmiş. Bildiğimiz klima sistemi zaten hatırlıyoruz. Şurada da bizi 10 inçlik bir ekran karşılıyor. Bir 10 inçlik ekranda burada. Bu ekran üzerinden otomobille ilgili bütün detayları yol bilgisayarına tutun da navigasyona kadar takip edebiliyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz tuş yardımıyla da ekranın böyle çeşitli versiyonlarda, çeşitli varyantlarda kullanabiliyorsunuz. Sağ tarafa doğru geldikçe hatırladığımız Berlingo modellerinden şöyle saklama gözleri, oldukça fazla saklama gözleri var. Şu üst tarafta tutun da aşağılara kadar burada ve şurada da bir saklama gözümüz var. Dijital bir dikiz aynamız var arkadaşlar. Buradan zaten hani arka tarafı görmemize imkan olmadığı için bu sefer dijital bir dikiz aynasına geçiş yapmışlar. Ve aynı zamanda bu dijital dikiz aynası sağ tarafta şu kör noktayı da hafif böyle şuradan bölerek göstermeye çalışıyor. Ve aslında işe de bayağı da işe yarıyor. Çünkü aracı kullanırken şöyle sağa doğru döndüğünüzde şurada kapalı bir taraf denk gelince hani kör noktaları görmeme şansınız daha yüksek oluyor. Direksiyon üzerinde yer alan zaten tuşları da yakından hatırlıyorsunuz. Adaptif hız kontrol sisteminden tutun da limitöre ve tabela tanıma sistemine kadar bu otomobile, bu ticari araca yerleştirmişler. 320 km'ye yakın menzili var. 50 kW'lık bir bataryaya sahip otomobil. Daha doğrusu ticari araç. Ve şimdi gelin hep birlikte kısa bir sürüşe geçelim. Ama ondan önce bir eksperte de bakalım. Expert tarafında da Peugeot biraz daha tasarımsal anlamda değişiklik yapmış. Şu görmüş olduğunuz ön yüz tamamen bir elektrikli otomobil olduğu için zaten bir hava girişine, hava kanallarına ihtiyacı yok. Büyük bir logo kullanmışlar, kocaman bir logo kullanmışlar. Yani Opel tarafında da, Citroen tarafında da, Peugeot tarafında da hani bu sistem, ön sistem hemen hemen aynı sunuluyor. Sadece tasarımsal minik dokunuşlar var. Onları size hepsini tek tek arka taraftan göstereceğim. Burada bir şarj yerimiz var. DC ve EC şarjların yer aldığı. Ön tarafta da yine bizi böyle bir alan bekliyor. Görmüş olduğunuz gibi direksiyon sistemi zaten yine aynı Citroen'de olduğu gibi. Yine burada da böyle bir ekran var. 13'lik ekran. Burada da 13'lik ekran. Berlingo'da da aynı 13'lik ekranımız vardı. Aşağılara doğru girdikçe burada biraz daha böyle girintiler, çıkıntılar farklı. Manuel bir koltuk ısıtmamız var.
Sağ tarafta, sol tarafta da koltuk ısıtması hemen şurada yer alıyor. Klima sistemlerinden tutun da burada da Type-C çıkışlara yer verilmiş. Bunun da yine arka tarafında 250 kilogramlık bir ağırlık var. Bu ağırlığa rağmen bu otomobilin menzili de arkadaşlar hemen hemen 320-330 kilometre seviyelerinde. Bu ağırlığa rağmen otomobil aynı menzili, daha doğrusu bu ticari araç da aynı menzili size sunabiliyor. Oldukça geniş de bir yükleme alanı var. Tabii bu iki ticari aracın dışında baktığımızda büyük versiyonla da, büyük boylarda da, 17 metreküplük versiyonla da Ducato olsun, ne bileyim Boxer olsun, farklı Citroen'in, Peugeot'un, Opel'in ve aynı zamanda Fiat'ın modelleri olsun, hidrojen seçeneği var arkadaşlar. 5 dakikada şarj oluyor hidrojenle birlikte ve 5 dakikada şarj olduktan sonra araç hemen hemen 420-430 kilometre menzile ulaşıyor ki 500 kilometreye kadar bir menzilde olduğunu söylediler bize. Yani Stellantis yetkilileri en azından öyle aktardı. Ama hidrojenle birlikte Türkiye'ye biraz daha gelmesi sonralarda olacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü hidrojenin maliyeti şu an bizim için de, Avrupa için de oldukça yüksek. Şarj maliyetleri her geçen gün o tarafta, yani daha sonra normal elektrikli tarafta düştükçe, hidrojen tarafında biraz daha böyle maliyetler $1000'ları rahatlıkla geçiyor. Şimdi gelin hep birlikte Berlingo'yu kullanalım. Almanya Rüsselsheim'dayız. Stellantis grubunun yeni elektrikli ticari araçlarını test etmek için, incelemek için, deneyimlemek için geldik. Ben ilk başta Citroen Berlingo ile başladım. E-Berlingo ile başladım. Aslında baktığınızda diğer modellerin, diğer versiyonların, diğer markaların, bu kardeş marka zaten. Biliyorsunuz zaten Citroen, Opel, Peugeot ve Fiat hemen hemen aynı araçlar. Gerçi hemen hemen değil, bildiğiniz aynı araçlar. Çünkü tasarımsal ufak tefek dokunuşlarla birlikte otomobile böyle minik farklılıklar var. Daha sonra ticari araçlarda hep uzun zamandan beri hep otomobil test ettiğimiz için, şimdi bir ticari araca binince sürekli ağzım otomobile doğru gidiyor. Tamamen aslında teknik olarak, altyapı olarak ve aynı zamanda verisel anlamda, menzil olarak, işte ne derler, pil büyüklüğü olarak falan aynı otomobiller, hiçbir değişikliği yok. Ama sadece dediğim gibi ufak tefek tasarımsal dokunuşlarla ticari araçları biraz daha birbirinden ayrıştırabiliyorlar. Opel'in mesela ön yüzü biraz daha farklı bir tasarım anlayışı var ama sadece ön yüzde. Hani yan uzunluk olsun, iç hacim genişliği olsun ve aynı zamanda tasarımsal böyle aracın ufak tefek böyle detayları olsun, jantına kadar hepsi aslında aynı otomobiller, aynı araçlar, aynı ticari araçlar. Bu yüzden yani işin bu tarafına geldiğimizde ortaya biraz da hani fiyat fayda tarafı giriyor diyebilirim. Bu aracın aslında baktığımızda hani Stellantis yetkililerinin bize aktardığına göre 50 kW'lık bir bataryası var aracın, bu ticari modelin. Ve aynı zamanda bu 50 kW'lık batarya hemen hemen ortalama 320-330 km menzile kadar ulaşabiliyor ki aracın arkasında 250 kilograma yakın bir ağırlık, bir yük olmasına rağmen hani menzil tarafında aslında bizi çok da üzmüyor. Ben az önce hani bu taraflara doğru gelirken şu yol bilgisayarımı açayım mesela. Kaç kilometre gelmişim? 20 kilometreye yakın yol gelmişim. Şu an araç da zaten çekim falan yaparken sürekli çalışır haldeydi. Şu an klimam açık. Bunların hepsinde bu arada ısı pompası var. O yüzden klimayı açtınız mı bir şey sorunu yok. Menzilin düşmesi gibi bir sorun yok. Isı pompası olduğundan dolayı yani içeride klimayı rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi 20 kilometreye yakın yol gelmişim. Şu an %89 şarjım var. Ortalama menzilim de 302 kilometre arkadaşlar. Yani rahatlıkla 320 kilometreleri içerideki ağırlığa rağmen görebiliyoruz. Bunun tabii frigolu versiyonu falan da var. Onları da bize aslında tanıttılar, anlattılar. Bu mesela bu versiyonun mesela Opel tarafında Opel Combo tarafında frigolu versiyonu inceledik şeyde Opel fabrikasında. Ortalama yine aynı 320-350 km'ye yakın menzil var. Bu arada araçların şehir içi menzilleri de hemen hemen 400 km'nin üzerinde olduğunu söylüyorlar. Frigolu versiyonda ekstra tamamen elektrikli motordan güç aldığı için bu arka taraftaki soğutma sistemi 70-80 km'lik bir menzil kaybına neden oluyormuş. Yani bu şartlarda da bu ticari aracın hani menzilinin 320 km olduğunu düşünürsek frigolu versiyonda 250 km'lik bir menzile sahip diyebiliriz. Bu araçları, bu versiyonları yapmalarının en büyük nedenlerindeki biri zaten
artık şehir içi taşımacılığında yeni bir boyuta geçmek, yeni bir sisteme geçmek. Şehir içi taşımacılığında özellikle hani şehirler arasından ziyade şehirler arasında bu işler biraz daha hala zor olacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü hani taşımacılıkta kuraldır, zaman çok önemlidir. Zamanın önemli olduğundan dolayı şehirler arası yollarda hani şarj süreleri falan insanın biraz böyle canını sıkabiliyor. Bu versiyonlar aslında daha çok şehir içi için yapılmış sistemler. Hani ortalama şehir içinde günlük bir aracın, bir ticari aracın hemen hemen yaptığı kilometre sayısı da bu. Hani kilometre bedeli de 100 kilometreler falan dediler. 100-150. Hani o da hani Avrupa'da değil yani. Daha çok böyle bizim gibi ülkelerde, Türkiye gibi ülkelerde yani 150 kilometre, hadi 200 kilometre diyelim. 200 kilometre şehir içinde bir dolaşıma neden oluyor? 200 kilometrede baktığımızda aslında elektrikli araçlar, elektrikli bu ticari araçlar 300 kilometrelik, 320 kilometrelik hatta 400 kilometreye yakın menzillerle de aslında ticarete güzel bir ticari ortak olabiliyor. Mesela bunda 50 kilowattlık bir batarya var. Hani normal ev şarjının böyle DC falan da değil yani. Gündüz işinizi yaptınız, dağıtımınızı yaptınız, çıktınız, akşam geldiniz, iş yerinizde, ofisinizde, her neyse veya evinizde aracı şarja taktınız. Ortalama maliyetin 3 lira olduğunu düşünürsek bile hani kilowatt başına maliyetin 3 kere 5, 15, 150 lira ile bu otomobille, daha doğrusu bu ticari araçla şehir içinde rahatlıkla 350 kilometreleri görmeniz mümkün diyebilirim. Oldu da bir uzun yola gittiniz, şehirler arası bir yolda bir ne bileyim yük taşıdınız, bir şey götürdünüz, ettiniz, bir kargo götürdünüz. Tabii orada da maliyetler biraz Türkiye'de değişecektir. Hemen hemen ortalama 9 liranın olduğunu düşünürsek, hani araç şarj maliyetinin, DC hızlı şarj maliyetinin 50 kW'lık bataryayı doldurmanın bedeli de neredeyse 450 liraları falan bulacaktır. Bu arada Citroen tarafında özellikle böyle ön tarafta 3 kişilik bir oturma düzeni var. Yani Citroen tarafında bu konfor hissiyatını e-Berlingo'ya da yansıtmışlar arkadaşlar. Şöyle koltukların üzerinde yer alan böyle şeyler, ufak tefek detaylar, böyle şişkinlikler falan, hani bir kanepe konforunu hemen hemen sunabiliyor. Yumuşak bir süspansiyon yapısı var. O yüzden aslında bir otomobil gibi kullanıyormuşsunuz bir hissi var. Arkada 250 kilogramlık ağırlık olmasına rağmen yine böyle aracın hani dengesi de yerinde, sürüş kalitesi de yerinde diyebilirim. Şimdi bu araçları Türkiye pazarına yavaş yavaş kademeli olarak muhtemelen getirecekler, muhtemelen sokacaklar. Baktığımızda hani bizim şu an burada kullandığımız versiyonlarda oldukça dolu. Yani bir otomobilde neredeyse olmayan özellikler var. Mesela direksiyon ısıtma koymuşlar bu versiyona. Citroen'in bu e-Berlingo'suna. Bu tabii şeyde de var. Hani Opel Combo'da da var. Peugeot Rifter'da da var. Hepsinde koymuşlar yani. Doldurmuşlar araçları. Adaptif hız kontrol sistemini falan iyi yerleştirmişler. Ön camlarda rezidans var arkadaşlar. İklimlendirmeyi de rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz. Aracın detaylarına baktığımızda şurada bir hız sabitleme sistemimiz falan da var. Hız sabitleme mesela. Hız asistanını açalım. Öndeki araçla olan mesafeyi de ayarlıyor. Hani bu bir hani tamamıyla ticari bir araç olmasına rağmen, sadece yük taşımak için yapılan bir araç olmasına rağmen bütün konfor özelliklerini düşünmüşler. Öndeki araçla mesafeyi ayarlayıp aracı şehir halinde de rahatlıkla kullanabiliyoruz. İki tane TPS koymuşlar buna. Bu sürüş modlarımız falan var. Spor, Eco ve Power olarak. Eco modu aldık mı aslında biraz da böyle şeyler değişiyor. Menzillerin olayları falan değişiyor. Eco modda 296 km menzil veriyor şu an. Normal modu aldım. Normal modda 280 km veriyor. Power moda, yani deyim yerindeyse spor modu aldığımızda menzil 268 km'ye kadar düşüyor. Direksiyonun arkasında yer alan şu kulakçıklarda da arkadaşlar aslında baktığımızda biraz da böyle nasıl derler? Araçla ilgili geri enerji dönüşümü kazanıyorsunuz. Regenerative enerji diyor bunu, deniliyor buna. Bununla birlikte hani bu 3 kademeli olarak yer vermişler buna. Bunu tek kademeyle indirebiliyorsunuz, 2 kademeyle indirebiliyorsunuz, 3 kademede de kullanabiliyorsunuz. Ne kadar yüksek kademede kullanırsanız o kadar araç biraz daha böyle daha fazla size enerji geri kazanımı sağlayacaktır. Benzininiz atıyorum yani daha yavaş düşecektir diye tahmin ediyorum. Bu arada öndeki araç kalktı, durdu aynı şekilde. Şimdi gaza dokundum, tekrar hareket etmeye başladı. Yani bu sistemde zaten
oldukça iyi ayarlamışlar. Bir önceki versiyonlarda falan da güzeldi zaten. Beğeniyordum ben bunu. Bu arada bu aracın gücü 136 beygir arkadaşlar. 100 kW'lık bir gücü var aracın. 270 Nm'de de torku var. Ve aynı zamanda elektrikli araçlarda olduğu gibi bunda da sınırlandırılmış bir hız limiti var. Bu araç, bu ticari araç maksimum 135 km kadar hıza çıkabiliyor arkadaşlar. Şimdi az önce bahsettim. Bir daha bir tekrar edeyim. Daha doğrusu bir detay vereyim. Şimdi bu Stellantis grubunun araçlarında, bu ticari araçlarında büyük tarafta, yani big size dedikleri 17 metreküpe kadar olan, hani bu Ducato'lar vardı, işte ne bileyim Boxer'lar falan vardı biliyorsunuz. Diğer markaların, Opel'in, işte ne bileyim Citroen'in, Peugeot'un modelleri vardı. Hidrojen destekli elektrikli araç yapmışlar arkadaşlar. Ve bu araçlar 5 dakikalık şarj ile hemen hemen hani 450 km'nin üzerinde bir menzil sunabiliyorlar. Hatta menzilin 500 km'ye çıktığı da oluyormuş. Ve aynı zamanda hani şundan da bahsetmiş olayım. Bu araçlar plug-in hibrit şeklinde kombine edilmiş. Hidrojen ama hani şöyle söyleyeyim, 7 kilogramlık bir hidrojen depoları var. Hidrojen kapasiteleri var. Ve bu hidrojen basıncını biliyorsunuz, hidrojen araçlarının aslında biraz daha böyle şey olduğunu söylerler, tehlikeli olduğunu söylerler. 700 bara kadar otomobilde, daha doğrusu bu ticari araçta hiçbir sıkıntı olmuyormuş. Yani tüpleri sıkıştırmışlar 700 bara kadar. Hatta 1400 bara kadar da çıkmışlar da en son 700 barda bırakmışlar. 700 bara kadar tüplerin sıkıştırılması halinde bu ticari araçta bir tehlike arz etmiyor, tehlike oluşturmuyormuş. Tabii bu araç biraz daha hacimli, biraz daha büyük olduğu için 110 kW'lık bir gücü var bu ticari aracın. Ducato da olur, Boxer da olur. İşte hangisini seçersiniz, tercih edersiniz. 410 Nm yakında torku var. Bu yüzden hani bu versiyonlar daha fazla yük kapasitesine sahip olduğu için 1.4 tona kadar yanlış hatırlamıyorsam yük taşıyabiliyorlardı. Bu yüzden bunlara da bu şekilde yer veriliyor. Şimdi son olarak kapatmadan önce navigasyon susarsa ortalama enerji tüketimi arkadaşlar 25 kWh seviyelerinde olmuş. Oldukça sakin bir kullanım gerçekleştirdim bu araçla. 30 km yakında yol gelmişim. Şu an 290 km menzilim var. Yani bu araç içindeki 250 kilogramlık ağırlığa rağmen, yüke rağmen 320 km menzili rahatlıkla sunabiliyor. Benim Stellantis Pro'nun, bu grubun bütün modelleriyle ilgili anlatacaklarım, bahsedeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yeni haftalarda, yeni otomobillerde, belki yeni ticari araçlarda şimdiden tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.